Arkadaşlarım savaş cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam. Birçoğumuzun aklına Çanakkale dediğimizde Mustafa Kemal Paşa gelir. Bu olay Cumhuriyet öncesinde de böyledir. Mustafa Kemal halk tarafından Anafartlılarda gösterdiği üstün başarılardan dolayı Anafartlılar kahramanı olarak anılmıştır. Birçok askeri raporda ismi geçmiş, dönemin aktörleri Çanakkale'deki Mustafa Kemal'den övgüyle söz etmiştir. Adına anıtlar dikilmiş, ismi savaş meydanlarına, sokak isimlerine verilmiştir. Çanakkale, Mustafa Kemal'in adını tüm dünyaya duyurduğu bir savaştır. Peki Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'na katılma süreci nasıl gerçekleşmiştir? Savaşa emirle mi katılmıştır yoksa bu konuda ısrarcı mı olmuştur? Savaşta neden istifasını sunmuştur? Gelin bu videomuzda Çanakkale Savaşı'nın Mustafa Kemal özelinde pek bahsedilmeyen bir yüzüne bakalım. 1. Dünya Savaşı'nın zillerinin çalmaya başladığı yıllarda Mustafa Kemal Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ateşe militerlik yapmaktaydı. Bu görevle İstanbul'dan ve askerlik görevinden uzaklaştırılmıştı. Çünkü dönemin iktidar sahipleri ile fikir savaşı yaşamaktaydı. Her ne olursa olsun elbette Bulgaristan'da da görevi vardı. Bölgedeki milletler ile Osmanlı adına siyasi ilişkiler kuracak ve Bulgarların savaşta hangi cephede yer alacağı konusunda İstanbul'a bilgi aktaracaktı. Bu esnada eli kulağında olan savaş patlamış, Osmanlı tarafsızlığını ilan etse de Rus sahillerinin bombalanmasıyla birlikte kendini Almanya'nın yanında savaşta bulmuştu. Osmanlı Devleti'nin ileri gelenleri zaferden emindi. Yeniden büyük ve güçlü Osmanlı hayaliyle yaşıyorlardı. Mustafa Kemal ise yazdığı mektuplarda her ne kadar Almanlar zafer kazansa da ilerleyen sürecin pek parlak olmadığını öngörüyordu. İngilizler Çanakkale üzerinden Rusya'ya yardım götürüp Osmanlı'yı da kalbi olan İstanbul'dan vurmak niyetindeydi. Mustafa Kemal'in savaş başlamasına rağmen beklediği aktif görev emri bir türlü gelmiyordu. Bunun üzerine Kasım 1914'te başkomutanlık vekaletine görev istediğine dair mektuplar yolladı. Cevap olarak şöyle bir yanıt aldı. Sizin için orduda her zaman bir görev vardır. Ancak Sofya Ateşe Militerliğini daha önemli gördüğümüzden sizi orada bırakıyoruz. Bu mektup elbette Enver Paşa'nın isteği doğrultusunda yazılmıştı. Saraylar, davetler Mustafa Kemal'e göre değildi. Aslında ortalık kıyamet yeriyken Sofya'da rahat rahat hayatına devam edebilirdi. Fakat bilirsiniz ki kalıbına sığmayan bir adamdı. Günler sonra bu sefer direkt olarak Enver Paşa'ya yazdı. Şöyle dedi. Vatanın müdafaasına ait aktif vazifelerden daha mühim ve daha yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam. Eğer 1. sınıf subay olmak liyakatinden mahrumsam kanaatiniz buysa lütfen açıklayınız. Bu mektup üzerine Mustafa Kemal 19. Tümen'e atandı. O günler hakkında şunları söyledi. O günlerde neler çektiğimi anlatamam. Gerekirse bir er gibi herhangi bir cepheye katılma kararı vermiştim. Onun için Sofya'daki evimin eşyalarını Fethi Bey arkadaşımla anlaşarak elçiliğe taşıdım. Hemen hareket edebilmek üzere küçük bir bavul hazırladım. Artık evi de bırakmak üzereyken İsmail Hakkı imzalı bir telgraf aldım. İmzanın üzerinde Harbiye Nazırı Vekili yazıyordu. 19. Tümen Komutanlığına tayin buyuruldunuz. Hemen İstanbul'a hareket ediniz yazılıydı. Atatürk vakit kaybetmeksizin İstanbul'a geldi. Sarıkamış'tan yeni gelmiş olan Enver Paşa ile görüşmek üzere odasına girdi. Enver Paşa ile karşı karşıya bulunuyorduk. Enver biraz zayıflamış, rengi solmuş bir haldeydi. Söze ben başladım. Biraz yoruldun. Yok, o kadar değil. Ne oldu? Çarpıştık, o kadar. Şimdiki durum nedir? Çok iyidir. Kendisini üzmek istemedim. Konuşmayı görevimin üzerine çevirdim. Teşekkür ederim. Beni numarası 19. olan bir tümene kumandan tayin etmişsiniz. Bu tümen nerededir? Ha evet, belki bunun için Erkan-ı Harbiye ile görüşseniz daha iyi bilgi edinirsiniz. Enver'i çok yorgun ve kafası işlerde görüyordum. Sözü uzatmadım. Peki o halde fazla rahatsız etmeyeyim dedim. Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye'sine gittim. Kendimi şöyle tanıtıyordum. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal. Hepsi şaşırıyordu. Böyle bir tümenin var olduğundan haberi olan bir kişiye rastlamadım. Sonunda bir akıllı şöyle dedi. Belki böyle bir tümen Limon von Sanders'in ordusunda bulunmaktadır. Bir defa onu görseniz. Von Sanders'in kurmay başkanı Kazım Bey'in bürosuna giderek durumu anlattım. Kazım Bey böyle bir tümenin olmadığından bahsetti. Fakat şunu ekledi. Gelibolu'da bir takım hareketler ve tümen kurma çabaları vardır. Bir defa oraya kadar gitseniz çok iyi olacaktır. Evet. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'na katılması kısaca böyle gerçekleşmişti. Gerekirse er olarak Çanakkale'ye gitmeyi kafasına koymuştu.
Savaş meydanında yer almak için bu denli ısrarcı olmasaydı tarih çok başka yazılacaktı. Hem onun için hem de bizim için. Şimdi gelelim istifa meselesine. Mustafa Kemal ve Enver Paşa vatansever askerlerdi. Hemen hemen aynı yıllarda mezun olmalarına rağmen Çanakkale'de Enver Paşa Mustafa Kemal'in komutanlarının komutanıydı. Enver Paşa'nın yükselişinde elbette İttihat ve Terakki'deki rolü ve saraya damat oluşu çok etkiliydi. Gençlik yıllarından itibaren ikili birbirinden pek haz etmiyordu. Gerginlik Trablusgarp'tan sonra İttihat ve Terakki Kongresi'nde, şimdi ise de Çanakkale'de baş göstermişti. Kimi yazarlara göre Enver Paşa Mustafa Kemal'in Çanakkale'de yer almasını istememiş, ısrarlar üzerine önemsiz bir mevkiye konumlandırmıştı. Hatta Mustafa Kemal Anafartlar zaferini kazandıktan sonra basında fotoğrafının çıkmasını engellemeye dahi çalışmıştı. Tabi bunlar kişilerin bizlere aktardığı anılardır. Konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda bir video yapar, sizlere görüşlerimi sunarım. Çanakkale'ye geldikten sonra Mustafa Kemal'in öngörüleri ve askerin başında gösterdiği kahramanlıklar hepinizin malumudur. Videonun başında dediğim gibi bu videomuzda Çanakkale cephesine başka bir cepheden bakıyoruz. Fakat daha önce detaylıca araştırmalar sonucu o günleri ve kahramanlıkları anlatan videomu açıklama kısmına bıraktım. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Şimdi doğruluğundan %100 olarak emin olduğumuz konuya geçelim. Anafartlar kahramanı Mustafa Kemal'in hastalandığı vakitlerde cepheyi denetlemeye gelen Enver Paşa 4 gruptan 3 grubu gezmiş fakat Anafartlar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın grubunu ziyaret etmemişti. Durumu askerlik onuruna yediremeyen Mustafa Kemal Paşa komutanı Limon von Sanders'e istifa mektubunu sunmuştu. Limon von Sanders ise başarılarından dolayı her geçen gün daha da fazla hayran olduğu Mustafa Kemal'in istifasının onaylanmasını istememişti. Hatta bunun için Enver Paşa'ya bizzat mektup yazmıştı. Mektupta şunlar yazmaktaydı. Albay Mustafa Kemal Bey'in yazılı bir dilekçeyle hizmetten ayrılmasını dilemiş olduğunu bildirmekle şeref duyarım. Bu dilekçeyi destekleyemem. Çünkü Mustafa Kemal Bey'i vatanın bu büyük savaşta hizmetlerine çok muhakkak suretle muhtaç olduğu çok müstesna kabiliyetli, yetkili ve cesur bir subay olarak tanımayı ve takdir etmeyi öğrendim. Albay Mustafa Kemal Bey 5 ay önceki ilk karaya çıkış hareketinden beri 19. tümenin başında parlak şekilde savaşmış ve İngilizlerin Anafartlar kanadında son büyük çıkartma hareketlerinin esnasında müşkül bir anda kumandayı üzerine almak zorunda kalmıştır. Çünkü bu hususta görevlendirilmiş olan 16. Kolordu Komutanı 7. ve 12. tümenlerle hücuma geçmesi yolunda verilen mükerrer emiri yerine getirmemiştir. Albay Mustafa Kemal Bey burada da görevini büyük bir cesaret, iyi ve açık bir tertibat alarak ifa etmiştir. Öyle ki kendisine vazifem icabı olarak takdirimi ve şükranımı tekrar tekrar ifade ettim. Albay Mustafa Kemal Bey ayrılmak istiyor. Başkomutan vekili ve en yüksek mevkinin güvenine sahip olmadığı kanısındadır. O bunu bilhassa ekselanslarınızın son defa burada bulundukları sırada o zaman ve halen hasta olduğu halde diğer 3 grubun şeflerini ziyaretinizle şereflendirmiş olmanıza rağmen kendisini aramamış olmanızdan istitlal ettiğini inanmaktadır. Ben Albay Mustafa Kemal Bey'e ziyaretin zaman yetersizliği yüzünden yapılmadığını ve ekselanslarınızın kendisinin hizmetlerini herhalde takdir ettiklerini ifade ettim. Şimdilik sizlere takdim etmediğim ayrılma dilekçesini ekselanslarınızın güvenini belirtmek suretiyle reddetmek lütfunda bulunmalarını rica ediyorum. Ekselanslarınızın daima en derin hürmetkarı Liman von Sanders. Bu mektup üzerine Enver Paşa Mustafa Kemal'e şu mektubu yolladı. Rahatsızlığını işittim. Müteessir oldum. Bu defaki Çanakkale ziyaretimde çeşitli mevzileri görmek istediğimden sizleri ziyarete vakit kalmamıştı. İnşallah yakında afiyete kavuşur ve bugüne kadar olduğu gibi kumanda ettiğiniz kıtaların başında başarıyla vazifenizi yerine getirirsiniz. Mustafa Kemal şu cevabı verdi. Rahatsızlığımdan dolayı iltifat ve yüksek teveccühlerinize özel olarak teşekkür ederim. Bendenizi ortaya çıkması tahmin edilen yeni olaylar için hazırlanan kuvvetin başında da bulundurarak zatı devletlerine daha büyük hizmetler yapma şerefiyle onurlandıracağınızdan eminim. Burada şu kelime oldukça önemlidir. Tahmin edilen yeni olaylar için hazırlanan kuvvetin başında da bulundurarak. Mustafa Kemal burada şundan bahsetmektedir. İngiliz ve Anzakların çekileceği ortadadır. Çünkü Osmanlı müthiş bir direniş göstermiştir. Mustafa Kemal taarruza geçmek ister. Ellerini kollarını sallayarak gitmelerini istemez. Enver Paşa ise bunu kabul etmez. Ve haliyle Mustafa Kemal'e bu görevi de vermez. Zaten çok geçmeden Mustafa Kemal de hava değişimi için İstanbul'a gider. Vekaleten Fevzi Paşa'yı yerine bırakır. 10 gün sonra da savaş resmen biter. Evet arkadaşlar,
Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kaynakçalar açıklama kısmında mevcut. Kalın sağlıcakla.